Samsung'un resmi lansmanında da söylediğim gibi bence yılın en çok satacak telefonlarından bir tanesi şu anda elimde. Samsung Galaxy A72. 5000 liranın altında bir fiyat etiketiyle geldi. 4799-4700 lira bandında şu anda bu telefonu satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi telefonu satın almayı düşünen arkadaşlar için Samsung Galaxy A72'yi kutusundan çıkaracağız. Kutu içeriğine ve özelliklerine birlikte bakacağız. Şu anda Samsung'un bize sunduğu orta segmentteki en fazla özelliğe sahip telefon. A52'ye göre daha büyük bir ekran ve birkaç artısı var. A32'ye göre ise epey bir ekstra özelliği var. Şimdi kutusundan çıkaralım ve kutuda bizi neler karşılıyor. Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Kutuyu açtığımızda karşımıza ilk çıkan telefon. Jelatininden bir kurtaralım. S21 Ultra'ya da biraz benziyor. Lansmanda da bu dikkatimi çekmişti. S21 Ultra'ya benzer bir dokuya sahip. Özellikle çok sevdiğim bu siyah rengi bana siyahı göndermişler. Samsung Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Orta segment benim pek kullanmadığım, tercih etmediğim segment dahil bir telefon ama gerçekten görünüş olarak çok güzel. Şöyle bir S21 Ultra'yla yan yana göstermek istiyorum telefonu size. Şu doku çok benzemiş. Boyutlar da tabii. Telefon da büyük bir telefon. Kenarları alüminyum değil ama oldukça güzel görünüyor. Yani telefon arkası polikarbon. Tabii şimdi S21 Ultra'yla karşılaştıracak değilim. Sadece bu doku, bu siyah bana o telefonu çağrıştırdı. Nihayetinde bir telefon 15-16 bin lira vermek istemeyenler için A serisi piyasaya sürülüyor. Orta segmentte iyi bir şeyler, iyi bir deneyim elde etmek isteyen arkadaşlar için tasarım bence çok önemli. Her ne kadar kılıfla kullanacak da olsak bir elimize aldığımızda güzel bir his vermesi bence son kullanıcı açısından önemli bir etken. Şahsen ben telefonun görünüşüne, estetiğine önem veriyorum. İçinden USB Type-C kablosu çıkıyor. İki tarafı da Type-C kablo. İçinden çıkan adaptör de USB-C girişli bir adaptör. 25 wattlık hızlı şarj adaptörü. Bu ikisinin çıkması önemli arkadaşlar. S21 Ultra'da bile çıkmamıştı. Orta segment bir telefonda bunların çıkması önemli. Şarj aletiniz, adaptörünüz yoksa belki kablonuz vardır. Ekstra bir maliyete girmeden bu telefonu kullanabileceksiniz. Bence her telefon için de olması gerekiyor. Telefonunuz açılıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz ekran 6.7 inçlik Super AMOLED ekran. Full HD Plus bir ekran ve 90 Hz ekran tazeleme hızı sunuyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu 393 ppi. Ekran oranı Samsung'larda alışık olduğumuz şekilde 20'ye 9. Ekran gövde oranı ise %84.55. Başlatalım. Sözleşmeyi kabul et. Gizlilik ilkesini. Üstteki iki taneyi kabul ettiğinizde devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir Wi-Fi ağı için diyor. Atla deyip önce kuralım telefonu. Telefonun 5000 mAh'lik bataryası var. 5000 mAh 6.7 inçlik bir telefon için bence yeterli görünüyor. Sonuçta bu telefonu 90 Hz sürekli kullanmak zorunda değilsiniz. Oyun oynarken ya da akıcı bir görüntü elde etmek istediğinizde açabilirsiniz 90 Hz'i. Onun dışında 60 Hz olarak devam edebilirsiniz. Bataryanız daha uzun gidecektir. Yüz tanımayı hemen yapacağım. Pini doğrulayın. 1, 2, 3, 4 diyorum. Kimsenin tahmin edemeyeceği paralı. 1, 2, 3, 4. Test için tabii ki sonra değiştireceğim. Gözlük kullanıyor musunuz diyor. Hayır, kullanmıyorum. Ve tarama işlemi başlıyor. Samsung'lar çok hızlı tarıyor arkadaşlar. Şu anda yüz kaydedildi. Şimdi parmak izini de tanıyacağız. Ekranda bir parmak izi var. Ekranda parmak izi neden önemli? Maske kullanıyoruz. İşte iPhone kullanıyorsanız biliyorsunuz sadece Face ID ile çalıştığında sürekli şifre girmek istiyorsunuz. Bu da güvenlik anlamında bence negatif. Kalabalık ortamda şifrenizi girmek zorunda kalıyorsunuz. Ya da şöyle saçma sapan durumlara girmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden ekstra güvenlik olarak parmak izini kullanabilmek şu pandemi ortamında son bir yıldır yaşadığımız bu ortamda bence önemli. Samsung'larda zaten vardı. Telefonumuz açıldı. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanacağım arkadaşlar. Şifrenizi hatırlamadığınızı düşünün. Hemen diğer telefonumda veya o an bağlı olan bir telefonda bağlı olduğunuz ağa tıklayarak o bağlantı kuruldu. Wi-Fi ağının yazdığı yeri ayarlara tıklıyorum. Aşağıdaki QR kodu kısmına tıklıyorum. Şu anda bir QR kod geldi gördüğünüz gibi. Hemen bu telefonun on-off düğmesini iki kere basacağız. Yani kamerasını açacağız. Samsung'larda on-off düğmesini iki kere bastığınızda kamera açılıyor. Ve şuradaki QR kodu direkt kameraya tutacağız. Otomatik olarak Wi-Fi ağı sekmesi çıktı. Şuraya bastığımızda bağlanıyor görüyorsunuz. Bu çok pratik bir yöntem bence. Şifreyi her zaman aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Bir kere bağlanmışsınızdır, hatırlamıyorsunuzdur. Telefondan QR kodu açtığınızda kamerasından okutup direkt bağlanabiliyorsunuz. İnternete bağlandık. Şimdi bu telefonun bataryası 5000 mAh dedik. 5000 mAh bize 40 saatlik bir konuşma süresi sunuyor. Ayrıca 23 saatte video izleme süresi sunuyor. Tabii test edip bakmak lazım. Ben de birazdan testlere başlayacağım. Tasarımla ilgili negatif bir şey söyleyemem. Gerçekten orta segment denen bir telefon için özellikle şu siyah doku çok güzel. S21 Ultra benim daha önce de söylediğim gibi gördüğüm en güzel siyah telefondu. Ve çok keyifle kullanıyorum. A72'yi de kullanacağım, test edeceğim ve bu deneyimlerimi sizlerle hem Instagram'da hem de YouTube'da paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Alt tarafta USB-C girişi zaten var. Hemen yan tarafında 3.5 mm jack girişini görüyoruz. Bu da 3.5 mm girişe sahip bir kulaklıkla telefonumuzu kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Aynı zamanda orta segment için önemli özelliklerden birisi stereo hoparlörler. Bu telefonda var. Artık A serisinde A72'de stereo hoparlör kullanılıyor ve stereo hoparlörden daha da fazla belki önem verdiğim bir diğer şey ise suya
sertifika ve toza dayanıklılık sertifikası, IP67 sertifikası var. Diğer amiral gemisi telefonlarda Samsung'un IP68 sertifikası var. Suya ve toza dayanıklılık olarak IP67'deki 6 toza dayanıklılık seviyesini temsil ediyor. IPX7 ya da 8 ise suya dayanıklılığı temsil ediyor. Suya ve toza dayanıklı bir telefon. Samsung Galaxy A72 kutudan Android 11 ve One UI 3.1 arayüzüyle çıkıyor. Arka tarafta dörtlü bir kamera modülü görüyoruz. Aslında 5 tane görünüyor gibi gelebilir. Bir tanesi en alttaki tabii ki LED flash. 64 megapiksel f1.8 ana kamera. 4K 30 fps video kaydı yapabiliyor. 12 megapiksel f2.2 diyaframlı 123 derecelik ultra geniş açı kamera. 8 megapiksellik f2.4 diyaframlı telefoto kamera ve dördüncü olarak da 5 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip makro kamera. A72 3x optik zoom'u destekliyor. 720 pikselde 240 kare slow motion görüntüler kaydedebiliyoruz. Ve 4K 30 fps video kaydı da yapabiliyoruz. Ön tarafta 32 megapiksellik bir ön kamera var. Infinity O tasarım. Ortada sadece küçük bir nokta şeklinde görüyoruz kamerayı. Samsung gerçekten ön kamera konusunda çok başarılı. 2.2 diyaframlı bu kameranın performansı genel olarak orada yaptığım testlerde iyiydi. Burada da yapacağız testi tabii ki. Şöyle bir bakalım. Şu anda düşük ışık denmez ama şöyle bir ilk fotoğrafımızı çektik. Yine ön kamerada da 4K 30 fps video kaydı yapabiliyoruz arkadaşlar. 3x optik zoom özelliği var. Çift sim kart desteği var. Telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Çift sim kart takmayıp da tek sim kartla kullanacak olursak diğer sim kart slotuna gördüğünüz gibi microSD kart uyumlu bir giriş var burada. 1 TB'a kadar microSD kart takabiliyor ve depolama alanını genişletebiliyoruz. Şimdi telefonun kamerasına geçelim ve kamera performansına daha yakından bakalım. Önce telefonuyla video çekmek isteyenler için ön kamerayı deneyelim. Birazcık ses var, yağmur var, hava kapalı. Genelde kapalı havalarda telefon kameraları çok iyi performans gösteremeyebiliyor. Ama ben şu anda gördüğüm şeyden açıkçası memnunum. Güzel görünüyor. Bakalım bilgisayar aktarınca nasıl olacak. Onun dışında ses de yine kendi mikrofonuyla, dahili mikrofonla alınıyor. Umarım yeterlidir çünkü mikrofonlar çok önemli. Özellikle video kaydı yapanlar, video işiyle uğraşanlar için ekstra önemli. Bunun dışında 4K video kaydı yapabilen bir telefon. 4K videolar çekip yayınlamak isteyenler için de bu nokta önemli. 4K 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Telefon üst segmentli olduğu gibi IP67 sertifikasına. Daha önce de bahsetmiştim. IP68 değil ama IP67 sertifikasına sahip. Yani suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Bu da önemli. Mesela ben şu anda yağmurun altında çekim yapıyorum. Her ne kadar yağmur azalmış da olsa OIS desteği olması önemli. Yine orta segmentte çok görmediğimiz bir özellikti. Ön kamerayla birazcık yürüyelim. Yürürken bakalım sarsıntı ne derecede olacak. Hareketli planlar çekmek isteyenler için önemli. Burada bayağı sarsılıyorum. Hem rüzgar var hem yer kaygan. Tatmin edici bir sonuç çıkmıştır umarım arkadaşlar ortaya. Samsung A72 ile ilgili ilk deneyimlerimiz bunlardı. Bu telefon sizin beklentilerinizi karşılıyorsa 5000 liranın altında bir fiyata sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ama 1000 lira daha az verin diyorsanız A52 videosu gelecek, onu da bekleyebilirsiniz. Arada küçük farklar var ama A72 yeni A serisinin en dolu modeli. Samsung Galaxy A72 ile ilgili sormak istediklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy, sonraki videoda görüşmek üzere. Kestik.